Evet evet merak etmeyin siz. Tabii tabii. Sabah 6 uçağıyla mutlaka geleceğim. Hı. E kim alacak beni? Kim karşılayacak? Hmm. Kime mi benziyorum? Jess. E şöyle söyleyeyim. Alain Delon ama gençlik yılları ve Kadir İnanır arası bir şeyim. Ha. Ha tamam canım ben anladım zaten şaka yaptığınızı. Tamam tamam peki. Tamam o zaman yarın görüşmek üzere. Peki görüşmek üzere bay bay. Oh süper oldu bu iş be. Bayram vallahi bana uyurlu geldi. Demek ki bu parayla 6 aylık bez Tibet'e, 3 aylık ancak kuaför masrafı Zeynep'e, 2 aylık da sigortasını öderim Nevin ablanın. Güzel birkaç tane ekstra tamamdır. Şu hava yolunu arayayım. Heh, iyi günler hanımefendi. Evet. Aha, tamam bekliyorum. Evet. Tamam. Yarın sabahki Trabzon uçağı. 6. Evet benim bir rezervasyonum olacaktı. Birkaç soru sormak istiyordum size. Aha. Evet. Kaç numara? Melih Avni Sözen Caddesi 17 numarada oturuyorum ben. Ha siz şeyi sordunuz. Uçakta... 34 numarada, pardon. Şimdi kalktım da kusura bakmayın, bayram biraz ağır geçti. 34 numarada. Evet. Bir şey soracaktım. Bu İstanbul-Trabzon arası ne kadar sürüyor uçakta? Bir saniye. Bu kadar mı hızlandı artık teknoloji? Ha, bir saniye bekleyin diyorsunuz. Tamam, bekliyorum efendim. Evet. Bir saat sürüyor. Tamam. Peki o zaman. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Ne kadardı? 67 TL. Tamam. İndirim bileti yok. İndirim biletini nasıl alabilirim? Kaç para o? O paralı değil. Olsaydı 34 olacaktı. Yok öyle bir şey. Paso falan geçmez mi? Var bende öğrenci pasosu var. Yok. Evet 33 yaşındayım. Öğrenciyim ben. Yani var paso. Olmaz diyorsunuz. Peki, tamam. Peki. Teşekkür ederim hanımefendi. Sağ olun. İyi çalışmalar, iyi günler. Bay bay. Kamila? Günaydın. Günaydın canım, günaydın. Sen de mi çok yorgunsun? Aynen ben çok yorgunum bu günleri. Nasılsın? İyi canım benim. Ya biz bu bayramdan sonra bir bayram tatili yapalım. Yine benimki düştü. Bence de. Ele olsa daha yakışır. Yardım edeyim sana yok. Yok yok, ben artık alıştım bunun düşmesine. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ama bu günleri biraz uykuluyum ben. Niye uykuluyorsun? Ya bir şey diyeceğim. Dün akşam kapı sesi duydum ben. Geç bir saatte, evet. Duydum. Sen mi geldin yoksa sen gittin mi bir yere? Ay ben televizyon seyredirdim odamda. Uzanmıştım televizyonu. Bir de gördüm dışarıdan böyle davul zurna sesleri gelir. Çok meraklı geldi bana. Çıktım balkona baktım gördüm orada insanlar davul çalırlar, zurna çalırlar, oynuyorlar, raks edirler. O kadar meraklı geldi ki tez kapını çıktım, kaçtım gittim oraya. Aslında sen de öyle yatırsan ki eve hırsız da gelse haberin olmaz. Mene de paralar, her şeyi paralar, hiç haberin de olmaz. Ya kızım üzerinden tren geçmiş gibi ya. Görmüyor musun bayramın ilk günü işte Can'la Muğlis'e, efendim sonra Hüsnü geldi, yok Arap geldi, o geldi, bu geldi. Gelmeyen kalmadı ki, ben çok yoruldum. Dur telefon çalayım. Çalmadı ki. Zangırdadı. Sen sessize koymuşsun. Sen sırların var ha, ona göre sessize koyursun. Evet. Alo, Nevin abla. Nevin abla neredesin? Nevin abla yayın başlayacak. Ne? Bulgaristan'da mısın? Aa. Ya kızım ne işin var senin Bulgaristan'da? Yayın yapıyoruz bilmiyor musun? Apar topar gittin. Ne oldu hayırdır? Oğlunla. Özel diyorsun. Niçin haber vermedin? Ben şimdi ne yapacağım konuklara? Çay, kahve, pasta, bilmem ne, çörek, börek. Yapar mı? Tamam peki Nevin abla peki. Tamam öp beni. Öp oğlum benim için. Tamam görüşürüz bay bay. Bittik. Nevin abla gitmiş Bulgaristan'a. Sen emelli yorgunsan ben. Yorgunum tabi. Hakikaten yorgun ama şaka değil yani. Ağzına gelen de aşırsan seher tezdenler. Ama hep yok Nevin abla da koy gitsin o uşağının yanına. Koy gitsin diyorsun. Koy gitsin o da dincelsin. Bir dakika. Sen de bir şey fikirleşersen. Bir şey diyeceğim benim aklıma bir şey geldi. Sen sevmiyorsun ama yapacak bir şey yok. Şimdi konuklar gelecek. Çok da sevdiğim arkadaşlarım. Duygu Çetinkaya ve Murat Dalkılıç. Ben senden bir izin isteyeceğim. Bizim komşu Alara var ya. Alara. Onu çağırsam da bize yardımcı olsa kahve, çay, börek falan hadi be. Bir günlük idare et beni. Vallahi Nevin abla yok şimdi. Hani onunla mı uğraşayım, bununla mı uğraşayım? Sen de bizimle kalırsın. Tamam ben zevk alarım yani. Biraz da onu şeyleyerim. Öyle yapma, öyle yapma. Komşumuz o bizim. Olsun, komşu olsun. Komşunun külüne muhtaç. Unutma. Alara adlı çeken gibi benim şeklim senin, düştü. Evet biraz öyle oldu. Nömresini de ezber bilir. Ya
Alar Hanım, merhabalar. Evet benim Cez. Hemen sesten çıkarttınız, bravo. Alar Hanım, sizden bir şey rica edeceğim. Herhalde siz de beni kırmazsınız diye tahmin ediyorum. Kırma. Teşekkür ederim. Gelecek. Şimdi Nevin abla bugün yokmuş. Bize de sürpriz oldu. Konuklarım gelecek biraz sonra. Acaba evde birazcık yardım eder misiniz? Yani ayıp oluyor biliyorum, böyle bir şey istiyorum sizden ama kahve olsun, çay olsun, çörek börek falan ne varsa al artık. Ha? Kapatıp hemen gel. Tamam peki oldu. Ah. Tamam teşekkürler Helal Hanım, sağ olun. Bir borcu, hani gardırop falan itmek gerekirse, ampul takmak gerekirse gelirim o zaman. Vallahi ha. O nece borcu. Komşumuz Alara Hanım. Ha. Vallahi beni kırmadınız. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Murat Bey. Nasılsınız? Siz seversiniz. Evet, ben de Murat Bey'i. Ama seni daha çok seviyorum. Onu fark ettim. her şeyden önce çok teşekkür ederim. Hani bu teklifimi şey yapma, değerlendirdiğiniz için. Ne demek? Ben ne şey demek? Tamam. Sen yeter ki mektebe geçse pis olmaz mı acaba? Ne olmaz mı? Hemen mektebe geçse yaxşı mutfağa, olmaz. Mutfağa geçecek. Bugün bizim yardımcımız yok da Bulgaristan'a oğluna gitti. Alara Hanım bizim komşumuz, o bize yardımcı olacak. Ben sağ olsun beni kırmadı. Güzel yemek yaparım bu arada. Geldiğinden beri okşuyorsun Sidney abi. Seviyorum Sidney'i. Helal hoş geldin. Nasılsın? Spor yapıyor musunuz? Elektrik çarptı. Biraz dikkatli olun. Elektrik çarptı derken? Terbiyesiz. Ben daha fazla burada duramayacağım. Spor, bak görsen ki. Maalesef şu an yapamıyorum. Eskiden çok sık yapardım ama artık. Adeleli mi geldi size Alan Hanım? Bundan mı sordunuz? Adeleli mi geldi? Bir şey söyleyeceğim. Jess Bey'in var sanki öyle bir durumu şu an. Bende var. Evet. Söylemesi ayıp yaparım. Var. Haftada 3-4 gün. Maşallah yani. Maşallah. Ya siz de inşallah yapın. Nazar etmeni olur. Senin kollar kaç santim oluyor? Şöyle öyle diyorlar. Eskiden ya. Soğukken 46'ydı. Ama... Öyle geyikler vardı ya. Soğukken ama. Sıcakken başka. Soğukken 46. Çalışıyorum. Çalışmak maşallah lazım. Sizin... Hakikaten bu şaka değil ama çalışmak size lazım. Öyle öyle çalışmak lazım. Jess gibi. Spor yapmayı tavsiye ederim. Teşekkür teşekkürler ediyorum. Teşekkürler Alana Hanım. Tavsiyeleriniz için çok incesiniz. Bak o da benim oğlum. Maşallah. Arkada Tibet. Ay, evet. Çok 8 aylık şey olacak. Boyuna 18. Çok sevdiğim bir arkadaşım oğluna çok benziyor. Ne alakası var? Unico. Gerçekten çok benziyor. Çok tatlıymış. Eyvallah. Allah yani, bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Biz görseydik keşke oğlum. Annesine gitti. Sezen ne olacak? Saçı uzayacak. Sezen saçı uzadı. Bir anda diyorsun. Bir anda böyle kısa olan benim değil. Benim şey geliştirdiler, bir anda uzadı. Nasıl uzadı yok hakikaten? Benim nasıl için yedireceksiniz onu senaryoya? Ben sırf size geleceğim diye güzelleştim, aşk oldum. Estağfurullah. Hayır canım, ben o anlamı değil hani belki hani olurum. Biraz orada şey, hani varoş bir kız oynadığım için ben. Ha. Dedim ki Cez'in evine giderken var hani böyle bir kısmet falan çıkar düşüncesiyle. Höt! Evet, ikinci höt oldu. Üçte affetmeyiz. İkinci höt oldu bu.